Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Artık depreme daha dayanıklı, daha çevreci, daha estetik binalar inşa ediliyor. Bu değişimde sorumluluk üstlenen BR Yapı AŞ, 30 yılı aşkın tecrübeyle proje üretirken, imar konusunda kentsel dönüşüme en elverişli bölgelerden İstanbul Kadıköy'de yoğunlaşıyor. Ekonomisinin lokomotif sektörü inşaat, kentsel dönüşüm hamlesiyle birlikte önemini artırıyor. Ülkemizin depremlerde insan kaybı açısından dünyada 3. sırada olmasının en büyük nedenleri çarpık kentleşme, altyapı yetersizliği, vatandaş ve kuruluşların bilinçsizliği olarak sıralanıyor. Bu gidişe dur demek ve İstanbul'da nitelikli yapılar inşa etmek amacıyla kurulan BR Yapı AŞ, gücünü 35 yıllık inşaat mühendisi Feyzi Özvaroğlu'dan alıyor. BR İnşaat bir takım evrelerden geçerek kuruldu. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 1980 yılında bitirdim. Mühendis olarak hayata atıldığım zaman konut üzerine çalıştım sürekli olarak. Lüks konut özellikle alanımızdı. İlk yıllardaki bütün çalışmalarımız Bakırköy ilçesi içinde, Florya, Yeşilyurt, Yeşilköy gibi bölgelerde lüks konut yaptık. Bilhare Üsküdar tarafında Boğaz'da lüks villalar yaptık. Ondan sonra Beylerbeyi'nde, Çengelköy'de inşaatlar yaptık. En sonunda kentsel dönüşüm kanununun yürürlüğe girmesiyle de kentsel dönüşümden dolayı Kadıköy bölgesinde yoğunluğumuz arttı. Şimdi bu bölgede hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Mevcut depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerle ciddi can ve mal kayıplarına neden olduğunu, İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van depremlerinde büyük acılarla tecrübe ettik. Bu tür binaların vatandaşın talebiyle kredi desteği, harç ve vergi muafiyetleri sağlanarak depreme dayanıklı, otoparklı, sosyal ve yeşil alanlara sahip modern, estetik binalara dönüşmesi için 31 Mayıs 2012 tarihinde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Türkiye'nin yapısal değişimi kentsel dönüşümle olduğu için o yöne yöneldik. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin yeniden yapılanması anlamı taşıyor. Bir aynen insan vücudunun yenilenmesi gibi bir rejenerasyon geçirecek Türkiye. O da kentsel dönüşümde olacak. Eski bozuk hücreler, bozuk evler, imar yönünden bozuk evler, depreme dayanıklılık yönünden bozuk yapılar, bütün bu bozuk yapı stoku ancak kentsel dönüşüm kanunu ile yenilenecek ve modern bir şehir, modern bir yerleşim alanları oluşacak. Kentsel dönüşüm tüm Türkiye'yi yakından ilgilendirmekle birlikte İstanbul'da projeler yoğun olarak Kadıköy ilçesinde hayata geçiyor. Özvarol bunun sebebini şöyle izah ediyor. Türkiye'nin bütün yükünü çeken İstanbul, İstanbul içinde de lüks ve güzel semt olan Kadıköy ilçemizde sadece kentsel dönüşümün hızlı gitmesinin bir sebebi var. O da imar yönetmeliğindeki bir maddeden dolayı küçük de olsa bir artış var. O artış müteahhit tarafından müteahhite verilebiliyor. Bir kısımda insanlar dairesinin küçülmesini göz önüne aldıkları zaman ortalama yaşı 50 yıl olan binalarını yenileyip daha güzel, daha lüks, daha emniyetli, daha konforlu bir binada yaşama imkanı elde ediyorlar. Bu sebeple Kadıköy. Peki hangi konutlar kentsel dönüşümden etkilenir? İnşaat mühendisi Özvarol bu sorunun da yanıtını veriyor. 1999 yılından önce yapılmış veya 2007 yılındaki deprem yönetmeliğinden önce yapılmış bütün binalar girer. Çünkü 99 depreminden sonra yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda depreme karşı dayanıklılık hesapları değişti. Ya matematiği değişti, statik hesapları değişti. Dolayısıyla o tarihten önce yapılan yapılar otomatik olarak riskli yapı kategorisine giriyor. Risk büyük, zira binalar yaşlı ve yeterince güçlü değil. Mevcut yapılar olası bir depremde can ve mal kayıplarına davetiye çıkarır cinsten. İçinde bulunduğumuz bu semtte yaklaşık ortalama yaşı binalarımız, İstanbul'un en lüks semti, en güzel semti ama binaların ortalama yaşı 40-50-60. Bu binaların sağlam olması mümkün değil. Bu binalarda insanların güvenli oturması mümkün değil. Binalar yüksek yapılı, yıkarken görüyoruz, bir dokunuyoruz, bina aşağı iniyor. Korkunç bir risk var. Bu riskin getirdiği bir kolaylık var burada. İnsanlar da hiç olmazsa hem lüks, hem daha güzel, hem daha konforlu, hem altyapısı daha iyi. Yine semtte otoparklı ev yoktu, bahçelerde de otoparklar. Yeni yapılan yapılarda hepsi yer altına iniyor.
dairelerin içi çok konforlu hale geliyor. İnsanlar hayatlarının bundan sonraki kısmını daha güzel bir yapıda, daha güzel bir yuvada geçirmiş oluyorlar. Karar verme sürecinin öncesi ve sonrasında yaşananlar kat malikleri için de, müteahhitler için de meşakkatli bir süreç. Burada çok mülkiyetli olduğu için binalar, çok mülkiyetten doğan problemler çıkıyor. Yani siz 30 daireli bir binayı yıkıyorsunuz, 30 tane değişik insan var. Bu insanları uzlaştıracaksınız, bu insanlar kendi aralarında uzlaşacaklar. Sonra müteahhitle uzlaşacaklar ve yeni bir konuta sahip olacaklar. Bu uzun ve zor bir süreç oluyor. Orada çok yoruluyoruz. Kendileri de yoruluyorlar. Ama yapıp evini teslim alanlar da mutlu oluyorlar. Kentsel dönüşüm hamlesine dek İstanbul'da 500'den fazla konut inşa eden firmanın yönetim kurulu başkanı Feyzi Özvarol, kentsel dönüşüm yasası uyarınca anlaşılan konut sayısının aynı düzeyde olduğunu söylüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında da şu anda sadece Kadıköy Göztepe mevkisinde yaklaşık bir 400 konut anlaşmasını yaptık. Bu inşaatlarımızdan biten var, inşaatlarımızdan şu anda temelde olan var, inşaatlarımızdan kabası bitmiş olan var, şu anda yıkılanlar var. Büyük bir hızla bu projelerimiz devam ediyor. Çok sayıda kentsel dönüşüm müteahhiti arasından parmakla gösteriliyor inşaat mühendisi Feyzi Özvarol. Hangi noktada fark yarattığını merak ediyoruz, bir anlatıyor. Diyalog noktasında yaratıyoruz, bilgi noktasında yaratıyoruz, background noktasında yaratıyoruz. Bu kesimin insanın kültür seviyesi oldukça yüksek. Ne istediğini, ne yaptırmak istediğini bilen insanlardan oluşuyor. İnşaat mühendisi Özvarol, kentsel dönüşümün geleceğinden umutla söz ediyor. Kentsel dönüşüm kanunu öyle sanıyorum ki Türkiye'nin gelecek 10-15 yılında damgasını vuracak bir kanun. Bu kanun biraz daha revize edilirse, belediyeler de üstüne düşen katkıyı sağlarsa, Türkiye 15-20 yıl diyelim içinde riskli ve imara aykırı yapılardan kurtulacak. Güzel bir kentsel dönüşüm veya kentsel rejenerasyon oluşacak. Bunun sonucunda da eskiden hani çok dedikodusu olurdu. Havaalanından gidiyoruz, çıplak binalar, tuğlalı binalar, sıvasız binalar, işte rezil oluyoruz gibi çok söylemler vardı. Bundan sonra daha modern, daha yaşanılabilir mahalleler, sokaklar, evler göreceğiz. Kent estetiğine yakışan yapılar inşa ederken çevre ve enerji en önemli etkenler arasında yer alıyor. İnşaat mühendisi olmamız sıfatıyla da çevre bizim için birinci öncelikte olan bir konudur. Zaten Türk toplumu da çok bilinçlendiği için çevre herkes için önemli olmaya başladı. Buradaki zaten sevdiğimiz, bu bölgenin sevdiğimiz yönü de ayrık nisam, dikey yapılaşma, bol yeşil alan, otoparklar ve eklentiler hep bodrum katlarda, görünmeyen yerlerde. Bu bir çevre dostluğu yaratıyor. Bunun dışında enerji de A sınıfı enerjili binalar yapmaya çalışıyoruz. Bu da gerek doğalgazda, gerek elektrikte, suda tasarruf sağlayacak sistemlerde çözmeye çalışıyoruz. Yeşil bir çevre, yaşanılabilir bir çevre için uğraşıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Özvarol sözlerini noktalarken depreme dayanıklı, modern, ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayacak binalar inşa etmeye devam edeceklerinin altını çiziyor. Semtler kendini yenileyecek. BR yapı olarak biz burada bu pastadan mı diyelim ya bu yapılaşmadan bu kanunun getirdiklerinden maksimum olarak yararlanmak, hem kendi firmamızı büyütmek hem de halkımıza bu konuda katkı sağlamak, çok güzel binalar oluşturmak için büyük gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz.